Doğru oturuş pozisyonunu öğrendik. Doğru oturuş pozisyonunda olmadığında bu motosikleti doğru kullanma gibi bir lüksümüz yok. Hani bu hangi cihazı kullanırsanız kullanın, eğer doğru bir kullanım tarzınız yoksa sonucunu da doğru bekleyemezsiniz. Motosiklet de böyledir. Önce oturuş pozisyonuyla başlar. Daha sonra dengeyle başlar. Gaz kontrolü, fren kontrolü bunlar kademe kademe üstüne eklenir. Ama bunların hepsinin doğrusunu yaparsanız bu sizin için hem güvenli hem de keyifli bir alet haline gelir. Peki izleyicilerimize en azından doğru oturuş pozisyonu nedir? Motosiklet üzerinde gösterebilir misin? Tabii. Şimdi motosiklete öncelikle binerken hani genelde şöyle bir şey vardır. İşte ayaklıktaysa eğer boyu yetmiyorsa normal basarak da binebilir. Eğer boyu yetmiyorsa. Boyu yetiyorsa normal dizini kaldırıp binebilir. Doğru oturuş pozisyonu için eğer orta sehpası varsa motosikletin, motosikleti önce orta sehpaya alıyoruz. Daha sonra motosiklete bindik. Ayak parmaklarımız karşıyı gösterecek şekilde. Parmak uçlarımız gidona uzatıyoruz. Kollarımız dik bir şekilde. Bakışımız karşıda. Sadece dizlerimizi kırarak oturuyoruz. Bu benim bu motosikletteki doğru oturuş yerimi gösteriyor. Daha sonra gidonu yumurta tutar gibi, bir bayan eli tutar gibi tutuyoruz. Yani çok sıkmadan. Bu avucumuzun şu bölümünü dayamadan tutuyoruz. Ve kollarımız dirseğe kadar yere paralel bir seviyede oluyor. Bunun bir sebebi var. Manevrasını tamamen kullandığımda vücudumu bir X ekseni düşünün motorla aynı eksende bozulmadan kullanabiliyorum. Ve depoyu dizlerimle sıkıyorum. Bunun da bir sebebi var. İnsan vücudu iki parçadır. Belden aşağınızı kasarsanız üstü kasamazsınız. Yani kolların gevşek olması için şu depoyu sıkın. Bu kollar zaten gevşeyecektir. Doğru oturuş pozisyonumuz budur. Bu her motosiklet için geçerli bir şey mi? Evet. Her motorda bunu yapabilirsiniz. Orta sehpası olan tabii motosiklette bunu doğrudan daha rahat deneyebilirsiniz. Bu oturuş pozisyonunu niye bilmeliyiz? Motosiklet seçerken işte süper sport bir motor alıp da ya ben enduro gibi kullanmak istiyorum ama süper sport motoru alıyorum demezsiniz en azından. Abi teşekkür ediyorum sana.